Rüyada parmak kesilmesi ne anlama gelir? Rüyada parmak kesilmesi tek bir şekilde yorumlanmaz. Rüyada el parmaklarının hepsinin ayrı ayrı yine ayak parmaklarında ayrı ayrı anlamları vardır. Ve rüyanın en doğru, en net ve en kesin yorum ancak hangi parmak kesilmişse onun üzerinde yapılabilir. Rüyada kan görmek rüyayı bozduğu kabul edilir. Dolayısıyla rüyasında parmağının kesildiğini ve kanadığını gören kişinin rüyasının geçersiz olduğu yorumu yapılır genelde rüya yorumcular tarafından. Rüyada baş parmak kesilmesi rüya gören kişinin hayatında bir değişiklik olacağını, bunun da her yeni günün bir öncesinden farksız olan rüya sahibine çok iyi geleceğine delalet etmektedir. Bu değişikliğin rüya sahibinin bir vasıta ile gideceği yerde yaşanacağı yorumu yapılır. Rüyada işaret parmağının kesilmesi ise rüya gören kişinin inancına sıkı sıkıya bağlı olduğuna delalet eder, Allah'ın emirleri dışına çıkan bir dünya görüşünü ve hayat tarzını benimsemeyeceğine, hiçbir zaman dinini boşlamayacağına, doğruluktan, hak yoldan ayrılmayacağına delalet eder. Rüyada yüzük parmağın kesilmesi ise rüya sahibi için iyi şeylere delalet etmez, rüya gören kişinin maddi imkanlarını azalacağına yorumlanır. Rüya'da orta parmağın kesilmesi ise olumsuz olarak yorumlanır. Herkesi ilgilendiren kötü bir olayın meydana geleceğine delalet eder. Rüya'da serçe parmağın kesilmesi ise büyük bir olumsuzluğun yaşanacağı manasına gelir. Rüya gören kişinin ailesindeki ya da ikinci veya üçüncü kuşak akrabalarının ailesindeki küçük bir bireyin olumsuz bir durum yaşayacağına delalet eder. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle